Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 163. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlere yapay zeka sayesinde içeriğin nasıl geliştiğine dair bir makale hazırladım. Bu makaleyi hazırlarken aslında geçtiğimiz hafta Moz'un meşhur Whiteboard Friday isimli her hafta Cuma günü yayınlanan içeriğinden de yararlandım. Burada da ilgili kişi özellikle yapay zekanın içeriğinin gelişimine etkisinden bahsetmiş. Ben de biraz bu konuyu ele aldım. Yapay zeka sayesinde içerik üretmek son derece basit hale geldi ama burada dikkat etmemiz gereken bazı incelikler var. Onları makalemde bulabilirsiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Google tuhaf bir açıklama yapmıştı. Sayfa deneyiminin çok da önemli olmadığına dair yanlış bir anlaşılmaya yol açtı. Bu hafta Darren Sullivan, Google sözcülerinden biraz daha farklı bir açıklama yaptı. Sayfa deneyimi bir sıralama sinyalidir. Ancak bir sıralama sistemi değildir. Minvalinde bir açıklama yaptı. Bunu sizler için özetledim. Bunun ne anlama geldiğini Medium'daki blog yazımda bulabilirsiniz. Evet, Google Analytics kullanıcılar için sevindirici bir haber geldi. Biliyorsunuz 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçmiş verilere ulaşamayacaksınız şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi o tarihi 1 Temmuz 2024 olarak güncellemişler. Bu güzel gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, yapısal verilerle ilgili sessiz sedasız bazı güncellemeler oluyor Google tarafında. Özellikle bu hafta bu konuda bir gelişme oldu. Özellikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz return information dediğimiz işte 15 gün iade vesaire, hani e-ticaret sitelerinde gördüğümüz 30 gün ücretsiz iade gibi bir takım özelliklerin arama motoru sonuçlarında belirtilmesine dair Türkiye'de bu kapsama alınmış. Özellikle e-ticaret sitelerine danışmanlık veriyorsanız ya da bir e-ticaret siteniz varsa bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan hikayesine benziyor. Client side ve server side rendering hikayesi. JavaScript SEO'nun en karmaşık sorunlarından bir tanesi. Biraz bu konuyu sizler için basit bir şekilde ele almaya çalıştım. Medium blogunda ikisinin karşılaştırmasını ve avantajlarını ve dezavantajlarını bulabilirsiniz. Evet, yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte SEO uzmanlarının endişelendiklerine dair bir anket sonucu yayınlandı. 665 kadar yerli yabancı SEO uzmanı katılmış ve buradan çıkan sonuç yapay zekanın gelişinin SEO uzmanlarını biraz endişelendirdiği şeklinde. Ben bu konuya şöyle ele almanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yapay zeka tabii ki bizim işimizi son derece kolaylaştırıyor. Yapay zeka sayesinde belki de müşterilerimiz bizlere ihtiyaç duymayacak. Genelde endişelerin ana kaynağı bu oluyor. Ancak biz burada yapay zekayı işimizi daha verimli hale getirmek için, daha pratik çözümler bulmak için, aklımızın yetmediği noktalarda bize ilginç fikirler üretmesi için kullanırsak, bu bizi çok daha yetkin birer SEO uzmanına dönüştürebilir. O yüzden endişeye mahal yok. Öğrenmeye devam arkadaşlar. Evet, yine John Muller'e gelen enteresan sorulardan bir tanesi, özellikle ürün listeleme sayfalarında ya da ürün kategori sayfalarında e-ticaret sitelerinde kaç tane ürün bulunmasının sıralama olumlu ya da olumsuz etkisi olabileceğine dair böyle bir bana göre gereksiz bir soru gelmiş. Kendisi de bunun çok da önemli olmadığını, mühim olanın sayfa deneyimi olduğunu altını çizmiş. Bu yazıda da şu an görmüş olduğunuz Search Engine Journal'de de bir takım faydalı kaynaklar belirtilmiş. Ben de bunları sizler için Medium blogunda özetlemeye çalıştım. Evet, bu hafta sizlere tavsiye etmek istediğim kitap İkna Etmek İçin Yazmak. Yazdıklarınızı nasıl daha etkili hale getirebilirsiniz? Bence yazmak gerçekten çok faydalı bir aktivite. Düşüncelerinizi somutlaştırmak için kullanabileceğiniz, her gün yapabileceğiniz bir aktivite. Tabii ki hepimiz ikna etmek için yazıyoruz. Müşterimize teklif gönderirken ya da bir müşteri sorusunu cevaplandırırken. O yüzden ikna edici yazı teknikleri benim her zaman ilgimi çekmiştir. Belki sizler de ilgilenirseniz düşüncesiyle bu hafta size bu kitabı tavsiye etmek istedim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir.
Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.